Merhabalar, bugün Tonguç Akademide karmaşık sayılara giriş yapacağız ve i kavramının ne olduğunu anlatacağız. Tonguç hazır mısın? Hocam, karmaşık sayılar artık sizin sayenizde karmaşıklıktan kurtulacak hocam yani inşallah. Efendim, karmaşık sayılar İyi, dediğiniz İyi inşallahın iyisi mi hocam? İyi ee, <laughs> inşallah. İnşallah. İş canım ya diye bir şey var ya. <laughs> evet hocam. Tonguç bak, böyle yolan dolanmış birine dolanmış bir yumak düşün. Karmaşık bir yumak düşün. Biz bununla... E, aslında çok karmaşık sistemleri çözebileceğiz. Karmaşık şeylerle. Nasıl olduğunu bir görelim. Şimdi x kare eksi 9 diyelim. Şimdi sen nasıl bulursun evladım? x kare eşittir 9 dersin değil mi? 9'u evet. karşı. O zaman x ne olabilir Tonkuş sence? X kare eksi. 4. Neyin karesi dokuzdur sence? Baya zor ya. bir kere 1 soru 4, gerçekten. Bir kere bir, bir. Dört kere dört, on altı. kere üç, üç hocam. Efendim rahatsız mısın? Tabii ki 3. <laughs> Peki ama sen lisede olduğun için buna 3 mü demelisin? Neyin karesi dokuzdur dediklerini ne diyeceksin sen hemen? Üç diyeceğim. Üç demeyeceksin evladım. Sen çünkü sen lisedesin. Lisede olduğun için ne diyeceksin? Three. İlkokulda olsaydın 3 derdin. Ama artık eksi üç de olabilir diye artı veya eksi 3 diyeceksin Tonguç. Sen lisedesin evladım. Öyle şey mi olur? Aynen hocam. Ben artık lise Yani neyin karesi 25'tir Tonguç? Eksi ya da artı 5'in karesi. Aferin. Şimdi artık lisedesin sen. Şimdi Tonguç'um bak. X kare artı 9 eşittir 0 derse ne yapacağız peki? Ya hemen 9'u karşı atalım. X kare eşittir. Eksi 9 oldu. Hayda. Neyin karesi eksi 9'dur kardeşim? Eksi 3 ya da artı 3. Bulamayız ki. Bulamayız pardon. Hayır eksi 3'ün karesi do artı 9'dur. E artı 3'ün karesi de artı 9'dur. Hiçbir şeyin karesi eksi çıkamaz değil mi? Karmaşık sayı bu mu hocam? Ha işte burada hiçbir şeyin karesi eksi çıkamaz. Allah ne, pardon. X diyoruz ki eşittir. karekök içinde eksi 9 diyoruz. Anladım. Ama artı veya eksi her zamanki gibi hatırlıyor musun? Ama bak karekök içinde eksi 9. Ulan böyle bir şey olmaz ki. Ne yapacağız onun sonrasında? Kökler X eşittir diyeceğiz. Artı eksi Bak bunu şöyle yapıyorum Tonguç. Karekök eksi 9'du ya. Karekök 9 çarpı karekök eksi 1 diye ayırıyorum bunu tamam mı? Karekök 9'u ben biliyordum zaten. Karekök 9 nedir? 3'tür. Üç. O zaman artı veya eksi 3 aynı buradaki gibi. Yanında bir de karekök eksi 1 diye bir zımbırtı var. Bu zımbırtıya da biz ne diyoruz biliyor musun matematikte evladım? I. I diyoruz Tonguç. İşte o zaman artı veya eksi 3 i buradan çıkıyor Tonguç. O zaman i dediğimiz şey neymiş Tonguç'um? Karekök içinde eksi 1 demek. Işte. Böyle bir şey olamaz çünkü. Böyle bir şey olamaz. Biz buna da i diye için içinden sıyrılmışız. İşsizliğin iyisi Şimdi, bence hocam bu. Kesin mesela karekök eksi 9. Demin baktık ya. Bunu nasıl yapıyorduk Tonguç'um? Evet. Karekök 9 çarpı karekök eksi 1 diye ayırabiliyorduk. Karekökler çarpı. 3 i. Ha, o da 3 i diyebiliyorduk. Peki bunu söyle Tonguç bana. Karekök 25 çarpı karekök eksi 1 mi bu? Evet. E bu zaten 5. 5 iyi. O zaman 5 bu da iyiydi zaten. Süper. Bunu söyle bakayım Tomuş. Karekök 10. Karekök 100 çarpı karekök eksi 1 diye ayırdım. E karekök 10 100 zaten biliyorum zaten. 10. E bu da iyi zaten. O zaman cevap 10 Şunu söyle bakalım evladım. Karekök 169 çarpı karekök eksi 1. O da nedir evladım? Bu zaten 13. Bu da iyi zaten. O zaman 13 iyi. Şimdi o zaman şöyle bir soru yapalım bak. Karekök eksi 49. Hayda. Hayda. Kaç iyidir bu sence? Kaç iyi? 7 kere 7 49. Mükemmel. O zaman 7 iyi. 7 iyi. Artı bu kaç iyi sence? 8 iyi. 8 iyi. Bölü bu kaç iyi sence? 4 iyi. 4 iyi. O zaman topla 15 iyi bölü 4 iyi. İyiler birbirini götürdü. 15 bölü 4 çıktı. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Süpersin. Zeka küpüsün. Peki. Böyle bir ifade versin ve köklerini sorsun bize. Şimdi normalde kökleri bulmak için şöyle bir şey yapıyorduk. Hatırlıyor musun? Delta diye bir şey yapıyorduk b kare eksi 4 ac idi. Ondan sonra kökleri bulmak için bir tane formülümüz vardı. x1 veya x2 eksi b artı eksi kare kök delta bölü 2a diye bir formülümüz vardı. Bu da ikinci dereceden denklemleri çözmek için formülü. Şimdi bunları kullanacağız. Kullanalım. Ama abi. ilk başta a'sını b'sini c'sini bilmemiz gerekiyor. a'sı kaç bunun b'si kaç bunun c'si kaç? Şimdi bak bir ifade şöyle yazılır. ax kare artı bx artı c eşittir 0 diye. O zaman A'sı bunun x karenin başındaki sayı. Yani 1. Bunun başında görünmez bir 1 vardır. B'si bunun 4 tonguç. X'in başındaki sayı. Görüyor musun? Evet hocam. C'si de sondaki sayı. Tamam mı? O zaman deltasını hesaplayalım. Delta eşittir. B kare yani 16 eksi 4 çarpı A çarpı yani 1 çarpı C yani 5. O zaman delta kaç çıktı sonuç? 16. Burası da 20. Eksi 4 çıktı görebiliyor musun? Efendim? Görüyorum hocam. O zaman x1 veya x2 eşittir. Eksi B yani B dediğimiz şey 4'tü ya. Eksi 4 artı eksi. Kare kök içinde deltası da eksi 4 çıkmıştı ya. Eksi 4 bölü A'sı zaten 1. 2 A da 2'dir. Anlaştık mı Tonguç? Harika anlaştık. Şimdi İrem saçma mı? Yani şimdi kare yani kök de, eksi 4 neydi anımsattı dediğinde demin yapmıştık kare kök eksi 4. Bak eksi 4 artı eksi. Şimdi kare kök eksi 4 neydi aslında? 2 i. Kare kök 4 çarpı kare kök eksi 1 yani 2 i. 2 i'di. Bölü 2. O zaman bunun kökleri Tonguç, eksi 2 artı iyi. Hani bu e, ikilerle bunlar sadeleşiyor. Eksi 2 artı iyi. Ya da ne oluyormuş evladım? Eksi 2, eksi iyi oluyormuş. Yani iki tane kökü var ve bunları bulmuş olduk. Anladım. Ama bunun kökleri ne çıktı Tonguç'cum? Reel kök değil. Bunun köklerine çıktı? Sanal. Sanal kök çıktı. Harika. Yani e, karmaşık sayı kökleri çıktı dikkat ediyor musun? Tamam, tamam. zaten Ren... karmaşık sayı şu yandaki mumyayı mı Değil. Hocam? Evet adam çok karmaşık dolanmış bütün mumyanın Anladım şeyleri hocam. itleri. ipleri. Şimdi i kavramını birazcık daha pekiştirelim Tomuş. i üzeri İ, bir ben nedir? Hocam i'nin açılımını size söyleyebilirim. Onu araştırdım. İşsizliğin iyisi hocam. <laughs> Gerek yok yani Herhalde Evet, abi, şey. olur mu canım? Karmaşık sayıları bilmemiz gerekiyor. Özellikle sen mühendis olacaksan çok karşına çıkacak. Hocam ben astronot olacağım. Gerekir mi? As inanılmaz gerekiyor. Uzayda hep karmaşık sayı kullanıyorlar değil mi? Uzayda ya? normal sayı kullanmıyorlar. Anladım yani. hocam. Tamam. O zaman Şimdi, dinliyorum sizi. İ üzeri bir aslında kendisidir. Yani iyidir. İ çarpı işte i İ'nin karesi ise Tonguç. Bak normalde hiçbir şeyin karesi eksi bir sayı olmaz. Ama i'nin karesi eksi 1'dir. Neden biliyor musun Tonguç? Hemen yapalım. Karekök eksi 1 ile karekök eksi 1'i çarparsan karekökler birbirini götürür ve eksi 1 çıkar. Anladım hocam. Çünkü bunun karesi zaten karesiyle kare kök birbirini götürür. Ek i̇çerideki ifade. Peki i küp dediğimiz zımbırtı nedir biliyor musun Tonguç? Aslında bu ikisinin çarpımı i küp değil midir Tonguç? Bak i kare ile i üzeri biri çarpması ne der? Bu üstler da i küp. O zaman bunda bunu bunu çarpması ne der tonguç? Eksi i eder. Anladım. i üzeri 4 ise Tonguç'um i kare ile i karenin çarpımı değil mi? Düşünsene bak. Bununla kendisini çarparsan ne olur? i üzeri 4 olur. Çünkü hemen yapalım. I kare çarpı i kare. Üstler toplanır. I üzeri 4 olur. Aa. O zaman bununla bunu çarpıyorum. Yani bununla bunu çarpıyorum. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1 eder. Tonguç'cum bak bu sırayı ezbere bilmek zorundayız. Yani şunu... Bunu oturup işlem yapmadan hemen ezbere bilmeliyiz. Ezber çünkü çok karşımıza çıkacak. Yani i üzeri 1 zaten iyi olduğunu herkes bilir. Teşekkür ederim. I karenin eksi 1 olduğunu sadece sadece dünyada karesi eksi bir eksi sayı olan sadece bir tek sayı var. O da i. i küp dediğimiz şey de eksi i, i üzeri 1. Anlaştık mı? Sonuç? Anlaştık. Bunu ezberledik diyelim. Sonra i üzeri 62 sordu. Hayda diyeceksin. Tonguç şöyle düşüneceğiz. i üzeri 4'ten sonra i üzeri 5 yapmaya çalışsak yine i çıkacak. i üzeri 6 yapmaya çalışsak yine eksi 1 çıkacak. i üzeri 7 yine Eksi i, i üzeri 8 yine 1 çıkacak. Yani hep aynı döngü dönüyor. Döngü ha, bu. Kısır döngü. Bu döngüyü ezberledikten sonra şöyle düşüneceksin. i üzeri 60 mi sordu? 63'ü 4'e böleceksin. Çünkü 4'te 1 dönüyor. 64'ü böldünüz. 60 3'ü pardon özür dilerim. Şuradaki sayı üstünü 4'e böldük. Tamam mı? 4'e böldüğümüz zaman 15 kere 60 3 kaldı mı Tonguç? 3. O zaman bu i üzeri 3 diyeceksin. O da eksi i. Heh i üzeri 3 zaten biliyorsunuz zaten. Eksi i süpersin işte bu kadar. Mükemmel zifi. Tonguç 57'ye bakalım. Hemen yapıyorum. 57 bölü 4. 57 bölü 4. 4 kere 8 56. Ee, yok evladım. kere 9 56. E, bu 56 10, çıkar. 14. Kalan 1 olur tamam mı Tonguç? Tamam. Evet 14. O kalan 1 olur tamam mı Tonguç'um? O da iyi. O zaman i üzeri 1 yani iyidir Tonguç. İyi. Mükemmel. Peki eksi 3 olunca ne yapacağız? Şimdi ne diyorsun söyle bakalım. Boş bırakıyorum hocam bu soruyu. Hayır evladım. Eksi bir sayı olunca istediğin kadar ona 4 ekleyebilirsin Tonguç. Öyle bir şansım var. Yani i üzeri eksi 3'tü ya. Evet hocam. Artı 4 diyorsun ne çıktı? i üzeri 1 çıktı. O da iyidir. Zaten. Anladım. Ben. Ama burada eksi 70 hayda diyeceksin. 70 bölü 4. Hayır ilk başta eksiği evet süp aslında çok vay. 70'i 4'e böldük Tonguç harikasın. Ee, kaç kere bilmem ne 68 çıkıyor ve 2 kaldı mı Tonguç? Evet. O zaman i üzeri eksi 2 diyeceksin eksiyi koyacaksın. Anladım. Ama sonra istediğimiz kadar 4 ekleme kuralı vardı ya. 4 ekledik. istediğimiz kadar 4 ekleyebiliyorduk ya. Eksiği artıya hale getirebilmek için 4 eklemeler yapabiliyorduk. Anladım. 4 ekledik. Ne çıktı o zaman sonuç? i üzeri 2 çıktı. O da zaten neydi Tonguç? Eksi bir. -1. Eksi i̇şte bu kadar. Peki böyle garip bir şey verirse ne yapacağız? Boş i üzeri 4'ün artı. Burada aşırı basit bir kural var. Eğer 4n, 8n gibi ifadeler varsa, 4'ün katı varsa direkt çöp. Neymiş o zaman? i üzeri 2. i üzeri 2 neydi? Eksi 1. Mesela bunu yap bakalım sen de. i üzeri 8n demiş. 8n'i hemen çıkarım. Çöp. O zaman i üzeri 1. Yani iyidir. Anladım. Bitti bu kadar. Peki burada ne yaparsın? Bunu çöp. O zaman i üzeri eksi 4. Eksi bir sayıya ne ekleme kuralı vardı? İstediğimiz kadar 4 ekleme kuralı vardı. 4 ekledik. i üzeri 0. Her sayının sıfırıncı kuvveti zaten biliyorsun küçük. Anladım hocam. Şimdi buna bakalım. Ay ne yapacağız şimdi? 5'eni sileceğiz. 5'eni silemeyiz. Çünkü 4'ün katı değil evladım. Ha. Ya. Atladım. Burada da hayır öladım. Çok basit Sen şey yaptım. Bir benim sayı, sayı vereceksin. Sayı ver. Hangi sayıyı verebilirim evladım? 8. <gülüyor> hayır. <gülüyor> o kadar değil. 2 ver mesela. İ üzeri 5 kere 2 10 ha. 10 3 7 değil mi? İ üzeri 7. 7'yi 4'e böl evladım. 3. Kaç kaldı? 3. O zaman 153 de aynı şey. yüz3 neydi? Eksiydi. Çok zekisin. Gerçekten başarılarına yeni bir ders başarısı dahil. Evreka. Şey. Buldum. Kafasına elma düşen adam evreka mı demişti hocam? Hemen doink diye ses çıkıyor. Dolayısıyla e, kaçısına evre e, Yok. O, o Archimedes'ti. O hamamdaydı. Hamamdan o adam. koşan adamdı. Bu adamsa Newton'du. O zeki bir adamdı. Evreka demedi. Hemen gitti kitap yazmaya başladı. Uyanıkmış o adam. Ondan sonra dünya fizik tarihi işte. Adam. Evet. Bir bak Kim arkadaşınız adam. mı hocam? E, Newton e, uzaktan akrabam evet. Abi, <laughs> şimdi evladım bak. Kayın. i, i kare, i üzeri 3. Ya ben bunları bilmiyorum. Bunları bu bili biliyorum zaten. I. Ama i kareyi biliyorum değil mi? Biliyorum hocam. İ kare neydi Tonguç? Eksi 1'di hocam. Mükemmelsin. Artı i küp neydi Tonguç? Eksi 7'di. Artı i üzeri 4 neydi Tonguç? 1'di hocam. 1'di mükemmel. Ya böyle devam ediyor ya. Evet. Ondan sonra i üzeri 5 neydi Tonguç? e, 5'i 4'e bölüyoruz. Bir i, o da iyi. İyi. Artı i üzeri 6 nedir Tonguç? E, eksi 1. Eksi 1. Harika. i üzeri 7 nedir Tonguç? Eksi i. Böyle devam ediyor. P -p 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 devam. Hatta bitmiş pardon özür dilerim. <laughs> Şimdi Tonguç toplarsak bunları. Ya kardeşim şununla şu götürmez mi bunu? Şununla şu götürmez mi bunu? Niye götürür hocam? Bunlar e çarpı. çünkü bir artı bir eksi bak. Artı i eksi ha, i. Pardon. A, eksi 1 artı 1. Bak evladım. Artı i eksi i. E ne kaldı sonuç? Eksi 1. Bu kadar net ve kebap bir, bir soru. Eksi de zaten Aynen. Yani. Ne kadar basit. Hayır. Ona gerek yok. iyi tamam. eksi bir cevap. Şıklarda eksi bir olsun. Bak Tonguç bir de 303'e göre hayda diyorsun. <laughs> Bak bu sorular çok çıkıyor. Bak bir zaten bir şey yapamayız. i zaten iyi bir kalır. Ama i kareyi biliyorum değil mi? İ kare eksi, eksi bir. Bir. Bak bu sorularda üşenmeden açmak gerekiyor. Zaten açılımı işsizlikti hocam. Evet. Bak artı. İ küp neydi? Eksi iyiydi Tonguç Artı. i üzeri dört neydi? 1. Artı i üzeri 5 neydi? 5'i 4'e böl. İyi kalır. İyi kalır. i üzeri 6 neydi? 1. Hep böyle yapacak mıyım diye soruyorsun ya. Hep Hayır evladım. Mi? Hep seri çıkıyor. Peki i üzeri 303 nedir? Sadece 303 bölü 4. 303'ü 4'e bölüyorum. Kalan 3 olur. O zaman i üzeri 3 yani eksi i olur. Evet. Yani i üzeri 3, 303 de aynı. O zaman eksi i oldu mu Tonguç? O zaman son durumda nereye kadar geldi? Eksi i kadar. Bak Tonguç bu bir seri oluşturdu. Bak evladım. Şimdi dizler ve Bununla bu birbirini götürdü mü? Bire, bire. Bununla bu birbirini götürdü mü? Böyle dörtlü dörtlü birbirlerini götürecekler mi Tonguç? Götürecekler. Bu eksi bu dörtlünün hangisine geliyor Tonguç? Bak eksi bu dörtlünün Sonun, son sonuncusuna geliyor mu Tonguç? O zaman, o zaman kalmıyor. bu da götürüyor birbirlerini ve sonuç sıfır çıkıyor. Tonguç. Çok iyi ya. Anlaştık mı Tonguç'um? Evet, evet. Bu kadar net, basit, kebap bir soru aslında. Ama herkes koyuyor. LYS e bombardımanımız devam ediyor. Sınav az kaldı. Zaten bu konuyu 11. sınıfta da herkes görüyor. Tonguç Akademi Koma üye ol evladım. Bu videoları daha önceden buraya koyuyoruz. Ve bütün videolar kategorize bir şekilde daha rahat bulunabiliyorsun. Tonguç Akademi'nin sonunda iyi var hocam. O da karmaşık bir sayı ifade ediyor. O... Evet evet. Vay. İyi karakök eksi bir unutma evladım. Tamam. Ödüllü yap cevapları gönder bakalım evladım.